Evet arkadaşlar, PUBG biliyorsunuz PC artık, yani kısa bir süreliğine büyük ihtimal ücretsiz olacak. Ne yazalım buraya? Kendi adımızı yazalım. AC ya da Volkan abi yazayım ya direkt. Volkan abi. Alınmış. Nasıl alınmış? Risus Volkan yazalım. Evet. Bir isim alalım. Risus Volkan mı yapalım? Nasıl yapalım? Sayfamızı mı yazalım? Oyun sokağı. Risus Volkan iyi ya. Açıl bakalım. Vallahi görüntü kalitesine bak ya. Tabii bunlar ayarlanacak. Erkek ya da kadın 100 seç diyor. Yani bana en çok benzeyen bu. Bundan da daha da çirkin olmaz herhalde. 100 olarak. Saç ne olsun? Bu saç... Çevir bakayım bir kafanı. Kafanı bir çevirsene kanka. İyi değil ya. Bu nasıl? Bu komik. Bu ne abi ya? He, bu iyi bak. Bu tamam, bu bizden. Abi şu siyah olsun. Tamam, oldu. Oldu ya bence. Lobi kur. Oo, tam Türk oldu ya. Abi müzik fazla. Şu müziği bir ayarla abi. Nerede bu müzik? Çözünürlük, çart çürt. Lan müzik, ha burada. Şu abi yavaş. Yavaş yavaş, kafamızı şişirme. Şöyle ya. Ana ses yüksek olsun da. Şöyle müziğin sesini şöyle kısalım ya. Aynen. Yükle. Geldik abi buraya tekrar. Grafik. Ya tamam, bunu da yükle geç. Bunu da yükle geç bakalım. Oynanış. Tuş ayarları, ASD, koşma, CTRL'i, zıpla, sadece zıpla. Bu ne ya? Bunu... Space, zıpla atla. Yani bence bu da iyi diyelim. Yükle devam et. Bak 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 bak, oyunun açılışı bile şahane ötesi, şahane. Şahane ötesi, hiç bozma abi. Geç. Tamam. Ayarlar, Chloe'da kayıtlı bir şey yok diye. Şimdi onu yükleyeceğim abi. Kaydet. Tamam. Bunu da kaydet. Onu da kaydet. Tamam. Bunu da kaydet diyelim. Şunu da kaydet diyelim. Bunların hepsini kaydet yapalım. Bakalım sonra oyuna girebilecek miyiz? Bedava olunca insan tereddüt ediyor yani. Şimdi oyuna geldik abi. Devam et dedik. Hepsini, ayarları kaydettik. Antrenman diyor. Antrenman yapalım mı? Bence bir antrenman yapalım abi. Bir bakalım neymiş. Oo, tiplere bak. Envater kapasitesi, statüsü göre 150-200-200, tamam o kadarını biliyorsun. Şahane ötesi yani. Tabii ki cep telefonuyla bir tutulmaz ama oynayış bakalım ne kadar zor. Yani PUBG Mobile ile PUBG PC arasında ne kadar fark var arkadaşlar. Bunu da görmüş olacağız. Uçak da güzel. Uçak da güzel. Geldik mi şimdi? Tamam. Abi eğitime soktu bizi. Tamam, bir deneyeyim abi. Ya ben çözerim şimdi de. Yani şimdi yön bulma. Tamam. Silah al diyor. Ateş et diyor. He. Tamam, bunu da yapalım. Kapat. Kafadan ha. Hallederik. Hallederik. Çözeriz ya. Silah eğitimini. Şimdi geldik. Silah aldık. Kurşunu aldık abi. Geldik buraya. Niye kız eğitmen, onu anlamadım. Tamam. Ya böyle şeyler için beni yormayın ya. Bunlar basit şeyler. Bence tamam ya. Gel bir de şimdi sen yap. Kızın yaptığının aynısını yapacağız. Çantayı da alayım, lazım olur. Gel diyor buraya. Geldik. Bizim dürbün öyle açılmıyor. Kafa vuruyorum. Gövde mi vurmam lazım? Yakın bakışa geç diyor. Yani her türlü hallederiz ya. Al mermileri de. Şimdi şu silahı al. Kanka silah değiştir. Şimdi bu nişangahı göstermiyor bana. Sol fare tuşuna basıyor. Ha. Sol fare tuşuna 2 kere basınca nişangaha geçiyor. Şöyle. Evet, bu biraz oyunda zorlayabilir ya. Sen abi bununla mı uğraşacağız? Bunu nereden vuracağız onu anlayamamışız. Anladık. Hemen diyor git diyor, farklı silah dene diyor. Şuradan. Ne deneyeyim? Şunu deneyeyim ama. Yeter ya. Şimdi diyor git diyor sağdan diyor, bombaları öğren diyor, nasıl kullanılıyor diyor. Bakayım kız göstersin bize nasıl kullanılıyormuş. Atıyorsun, atıyorsun. Güzel. Ya. Yaparız. Bunu da yaparız. Denememiz lazım. 3 tane sis bombası var. Bunlar nasıl satılıyor? Bunları silaha takıyorsun. Güzel. Evet. Şimdi şunu al. Tamam mı şu? Tamam. Lan sis bombasını aldı ya. Neyse bunları atayım da el bombasını alayım. Güzel. Aa bu ne güzel patladı. El bombasını buraya geldik. Şuradaki deliği attık. Şuraya attık. Bir de şuraya atacağız. Geldik abi. İyileştirmeleri diyor nasıl kullanacağını öğren. Ya bunları biliyoruz. Bunları da aldık. Nasıl kullanacağım? Böyle değişiyormuş. G'ye basıyorsun. G'ye basıyorsunuz. Bombaları bu şekilde el değiştirebiliyorsunuz. 8 diyor. 8'e bas. İlk yardımı kullan. Bastım 8'e. Kullandım. Enerji eşyalarını yağmala diyor. Yani F'ye bas diyor. Onu da yaptık. Boost göstergeni doldur diyor. Enerji boost göstergeni doldur. Şimdi dolduralım. Enerji eşyasını yağmala. 0'a basalım. Neymiş? Şöyle. Boost göstergesini dolduralım. 0'a bastım. Bunu diyor yani canınızı diyor doldurun diyor. Bakın diyor nasıl doldurabiliyor musunuz? Ağır kesicilerden kullan diyor. Abi hepsini kullan. Al. Onu da kullan. Tamam bu da görev tamamlandı. Şimdi git diyor takım arkadaşlarını nasıl kurtaracağını öğren. Geldik. Nasıl kurtaracağız? Geldik yanına. Oraya bir bomba. Sisi at. Kendini korumaya al. F'ye mi basıyorsun acaba? PUBG'deki gibi mi? Mobildeki gibi mi acaba? Tamam böyle de kurtarıyorsun. Tamam bu da kolay. Bu da çözeriz. Bir deneyelim abi. Gel diyor buraya diyor. Takım arkadaşın yerde diyor. Ne yapacaksın? Çöktük. F'ye bastık. Yani mobilde her şeyi neredeyse aynı arkadaşlar. Görselliği farklı, grafikler farklı, tipler farklı ama aşağı yukarı her şey aynı. Hayında hayatta kalmak hakkında daha fazla şey öğren diyor. YZ antrenmanına geç diyor. Geçelim. Baksana abi şu görselliğe. Bir de emote oyunu. Bakalım emote neymiş. Yani oyun 40 GB arkadaşlar onu söyleyeyim. Hatta 40'tan da fazla. Eğer her şeyi yüklerseniz onu söyleyeyim. Dükkan açık. Yenilik cart curt. Bir başlatalım. Yani antrenmana gerek yok ya. Oyunda yaparız antrenmanı artık. Ah açtım ya. Bunlar zombi gibi. Bu nasıl adam, karşıdaki adam zombiye benziyor. Lan The Walking Dead mi bu? Baya grafik olarak, görüntü olarak dehşet yani. Bazı silahların birden fazla atış modu var diyor. Bunu diyor B tuşuna basarak diyor değiştirebilirsiniz diyor. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Maç bekleme alanı burası. Baksana abi, daha gerçekçi değil mi ya? Gerçi bu tipler mipler aşağı yukarı aynı gibi. Yani mobile'la neredeyse aynı. Kostümler falan güzel. Alan da aynı gibi ama sanki böyle hani mobile biraz daha bu onun versiyonunun ne bileyim 10'da 2'si mi diyeyim, 5'te 1'i mi diyeyim, öyle o civarda yani. Uçak geldi, haritaya bakalım. Bu şekilde gözüküyor haritası da. Yani güzel. Şimdilik şöyle bir boş yere atlayalım isteyeceğim. Yani sakin bir yere atlayayım. Harita büyük çünkü. Ondan sonra bakarız. Atla kanka. Güzel. Bakar mısın abi? Yani gerçek ki biz uçakla yolculuk yapanlar bilirler. Uçaktan yeryüzü böyle gözükür arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı böyle gördüğünüz gibi. Yani gerçek gibi. Paraşütü aç diyor. Açtım. Açmasam kendi açmayacaktı galiba. Evet, paraşüt biraz zor abi, onu söyleyeyim. Şu an kontrol etmek, bak. Çok hızlı bir manevra. Yani mobile'a göre sanki, yani mobile'a göre biraz daha gerçekçi gibi geldi. Şu an sadece paraşüt açmak bile, bakar mısın şuraya, en ufak harekette normal gerçek paraşüt gibi bir dalgalanma söz konusu. Ha, çok güzel. Otomatik alma yok bunda. Onu anladık. İstediklerinizi böyle. Otomatik alma diye bir şey yok. Ayarlanabilir mi ona bakacağım ama pek, yani ben ayarlanabilir olacağını düşünmüyorum. Bu kadar gerçekçi ise oyun, değil mi? Bu böyle karakter orada, onun üzerine gidip de onu nasıl alsın yani. Evet, şuraya biri indi abi. Onu gördük. Tel örgüler falan şahane. Şunu vurabilir miyiz? Çok zor. Bu silahla çok zor abi, onu söyleyeyim. Onun için kasmayacağım. Evler biraz daha gerçekçi gördüğünüz gibi. Yani açık konuşmak gerekirse anlatıldığı kadar zor arkadaşlar. Yani bayağı zor hatta yani. Bakar mısın abi? Bir de burada niye bunları bu kadar renksiz yapmışlar ki? Bu kadar gerçekçi olmasına gerek var mı ya? Silaha bak. Şu silahı al abi. Palayı da al. Şu an gereksiz bir sürü şey almışımdır. Ama mecbur aldım yani. Oo, başladı. Hareket. Bir de burada gördüğünüz gibi kurşunun nereden geldiği de belli değil. Sese odaklanmanız gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Ama şu görsellik ya inanılmaz güzel ya. Adamın kaskı parlıyor, bakar mısın? Yani ben çok beğendim. Yine R ile şarjörü değişiyorsunuz. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bana oldukça şey geldi böyle. Sanki hiç PUBG oynamamışım bugüne kadar. Ya da telefonda oynadığımız şeymiş. Çok dandikmiş gibi geldi yani. Bu kadar gerçekçi grafikler, ağaçlara bakar mısın, evlere, yani yeşilliğe. Harbiden de şu an ben baya oyunun içinde geziyorum, dolaşıyorum. Bak şu taraftan geliyor mesela, ses duyuyorum ama haritada falan gözükmüyor. Şu nişangahı çözemedim. Ona 2 kere basınca çıkıyor. O biraz sıkıntı. Bak, palayla oynayayım. Neyse, silah alalım da abi, ölmeyelim. Şimdi burada bir parçalanmış araç var. Bir haritaya bakalım. Alan şurası. Alanı da işaretleyemiyoruz galiba. Delle işaret al diyor. Şurayı nasıl işaretliyorsun? İşaretleyemedim valla. Yani alanın içindeyim ama yakınlaştır, uzaklaştır, yerini imgile, yol noktası ekle, alt del tüm noktaları kaldır diyor. Yol noktası ekleyeceğim ben. Alt tuşuna bas diyor. Aynen ekledim mi? Oo ne kadar zor. Şurayı işaretliyorsunuz alt mouse'un sağ tuşuyla. Şununla da çizgi mi yapıyorsunuz ya? Şöyle mouse gibi. Ya şimdi burada biri var. Sesi geldi. Vallahi alan işini çözemedim, onu söyleyeyim. Bir daha bakacağım şimdi haritaya. Evet, bu tarafa gideceğim. Şunu nasıl işaretliyoruz? Bunu koydum. Aynen. Harita küçük abi. Nokta koydum. O noktaya göre gideceğim. Ama haritanın içinde göremiyorum şu anda. Kalk abi, koş. Sağ mouse'la kliki alta basılı tutuyorsunuz. Sağ mouse'la gideceğiniz yeri klikliyorsunuz. Tekrar oradan kendinize bir ip çekip kendinizi klikliyorsunuz. Bu şekilde yol çizmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Alt tuşuna basılı tutuyorsunuz. Mouse'un sağ tuşuyla gideceğiniz yeri nokta işaretliyorsunuz. Tekrar oradan oraya basılı tutup sağ tuşa kendinize getirip tekrar sağ tuşa bastığınızda arada böyle bir çizgi gibi, yol gibi bir şey çiziyor. Gideceğiniz yeri bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Yine tabii ki mobile göre inanılmaz zor. İnanılmaz zor yani. Ama su alabilir miyim? Ama şahane ötesi yani gerçekçiliği. Arkamızda şu anda kıyamet kopuyor. Gök gürültüsü duyduğum gibi. Aynen bak. Haritada ateş edilen yer gözükmüyor arkadaşlar. Biraz zor. Ses duyuyorsunuz sadece. Bu da ne demek oluyor? Eğer bunu oynayacaksanız, bu oyunu oynamak istiyorsanız, bu görselliği ve bu kaliteyi yakalamak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle çok hassas ve iyi bir kulaklığa ihtiyacınız var. Mikrofonu olayı emin değilim. Şunların hepsini alacağım, sonra bakacağım, lazım olmayanları atacağım abi. Şimdi çanta da aynı şekilde yapılıyor. Çantaya gene taba basıyorsunuz. Envanter, çanta. Bunlar var şu an çantamızda. Şuna gerek yok. Attım. Şunu takacak silahımız yok. Palaya da gerek yok ama dursun. Ya çivi tuzağı da gene araç patlatmak için herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bunlar kalsın. Şimdi bir silah arayışı içerisindeyim. Çünkü bu silahlarla ölürüm abi. Eve bakarsın, evde oyuncak bebek bile koymuş adam. Buraya televizyon koymuşlar, odaya her şeyi koymuşlar yani. Çok iyi. Şimdi çantayı değiştirelim. Bu 250'lik çanta. Cam nasıl? Oo, kırılması şahane. Şahane. Şu adam var. Adamı görmedim, duymadım ama şu silah sesine göre tahmin ediyorum. Şimdi onu vurmaya çalışacağım. Burada da güzel araba var. Bak şurada bir yerde adam. Sese göre. Şimdi de şurası. Evet, kulaklığıma güveniyorum. Sesin şuradan geldiğini duydum. Ve oraya doğru gidiyorum. İnşallah doğrudur yani. Abi bu grafikler dehşet ya, şu an şoktayım yani. Nasıl seçeceğiz adamları? Bak geliyor. Aynen tahmin ettiğim gibi. Bak gördünüz mü? Sesi takip ettim. Şuradan beni vuruyor abi. Abi şunu nasıl... Şunu açmak çok zor ya. Aynı E tuşuna basarak yan yatabiliyorsunuz. Şöyle, evet adamı gördüm. Yeşil bir şey bakın. Adam da beni vurdu bu arada. Şuna basarak. Gördüğünüz gibi canla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Alamadık çünkü. Dolayısıyla can basamıyoruz. Adamı görüyorum bakın. Abi onu nasıl vuracağız ya? Şöyle bir şu tarafa geçeyim. Burada cam bulabilirsem. Adamı yeşil olarak gösteriyor. Ya da o adamın üzerinde yeşil bir kamuflaj mı var acaba? Onu merak ediyorum. Çünkü ilk gördüğümüz adamlar dehşetti yani. Kostümler, mostümler. Burada var mı abi? Bir seviye yelek diyor. Bizdeki ne? Bir seviyeymiş bizdeki de. Yani çanta 2 seviyeymiş. Bizdeki de 2 seviye. Yani şunu bilemedim yani. Değiştirsek mi? Bir deneyelim. Aynı çanta. 3 seviye lazım bize. Burada bir silah, tabanca. Bu ne işe yarıyor? Dağ bisikleti diyor. Aa, dağ bisikleti verdi. İyi. Bir sargı bezi aldık. Nerede sargı bezi? Şurada. 5 numaraymış. Basalım 5'e. 5. Değilmiş 5. 5. Kullan diyeceğim. Nasıl yaparız onu? Sargı bezini nasıl kullanacağız? Bakalım. Tekrar. Direkt mouse'la kullandım ama kısa yolunu bulacağım şimdi. Daha güzel işte. 10 defa basmanıza gerek yok. Buraya böyle tık tık yaptığında kendi zaten arka arkaya kuruyor. Şurada bir silah var. Makinalı. Şu değil de şu silah berbat abi. Bunu değiştirelim. Mermilerini de alalım. Bir de şarjör koyalım. Yani oyunda her detayı anladığım kadarıyla her detayı sizin yapmanız lazım. Wow! Oyunda her detay sizinle alakalı. Bak daralacak diyor. Hemen şu, daha önce bunu işaretlemiştim ben. Şöyle yapacağım. Tekrar burayı işaretliyorum. Alta basıyorum. İşaretliyorum. Buraya tekrar kendime yol çiziyorum. Alta basılı tutup böylece haritada gideceğim yeri çözmüş oluyorum ki bunu kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. M'ye basıyoruz. M ile yani map haritası kısa yol tuşundaki. M'ye basıyoruz. M'ye bastıktan sonra harita çıkıyor. Alt tuşuna basılı tutup mouse'u sağ tıklıyoruz. Oraya bir nokta koyuyoruz. Ondan sonra oradaki noktayı tekrar mouse'un sağ tuşuyla tutup kendi olduğumuz yere getiriyoruz. Oraya tekrar sağ tıklıyoruz. Bu yolu çiziyoruz abi. Şöyle bir yol çiziyoruz kendimize ki bunu çizmezseniz zaten kaybolursunuz diye düşünüyorum. Şimdi bir beyaz çizgi olarak da gösterdi. Hani nereye gideceğimiz konusunda. Ama ben yine de sarı çizginin yakınından ayrılmayayım diyorum yani. Şimdi silahı bırakalım, koşalım abi. Tabancayla koşsun. Alana bakalım. Az kaldı. Yani çok iyi abi, yani görsel olarak çok iyi, ses olarak çok iyi ama oynama bakımından yani çok zor abi, yani çok zor. Ya inanılmaz zor yani. Yönlendirmek, işte çantayı doldurmak, çantayı değiştirmek. Bakar mısın ne kadar zor? Yani evlerdeki biri geliyor. Envanteri seçmek de zor. Bak duydum ben sesi şimdi. Nerede o? Burada. Örümcek ağı mı kullandı? Şurada bir yerde abi. Bak gördüm. Silah değiştir. Evet. Alan geldi. Bomba. Kardan adam lan bu. Kardan adam beni öldürdü. Gördünüz mü? Bir de ölüm kamerasından izleyelim. Yani benim deneyimim oyunun görselliği çok iyi, oynaması da zevkli, gerçekçiliği çok fazla. Bakın nasıl öldüğümü gösteriyor tekrar. Bu PUBG Mobile'da da var. Alan bir kere bayağı vurmuş zaten. Adam da seri vurmuş. Biz de adamı vurmuşuz ama bitirememişiz. Bu silahla alakalı. Adam palyaçoymuş bu arada, kardan. Şahane diyebiliriz yani, şahane diyebilirim. Ama tek sıkıntı arkadaşlar, onu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle bir nişangahı açmak sıkıntı. Onu bir ayar yapmak gerek yani, bir kere açılması lazım. Onu şimdi ben bak hemen mont da verdi. Ayarlara bir bakalım abi. Buradan halledebiliyor muyuz? Yakınlaştırma hassasiyeti, dürbün kullanma. Bu değil. Şunu tek tuş yapıyorum abi. Uygula diyorum. Çünkü hem alta bas, hem mouse'un sağ tuşuna bas. Yardımcı görüşünü aç ya da kapat abi. Sağ tıklayacağım. Olay bitecek. Serbest bakış. Yine alt yapmışlar. Onu ellemeyelim. Otomatik koşma ve hızlanma diye bir tuş var. Yani otomatik koşturabiliyorsunuz. Otomatik koşma tuşunu ben ne yapayım? T yapayım abi. Otomatik koşma. Direkt T yapayım abi. Otomatik hızlanma ve koşma tuşunu onayla diyorum. Grafiklere bakalım. Kenarsız, sınırsız, parlaklık orta seviye, işlem ölçeği, genel grafik. Bunu orta yapalım. Çok düşük diyor. Düşük. Şuradan da görüyorsunuz abi güzelliği. Yani mesela şöyle yaptığında renk değişiyor. Daha gerçekçi gibi oluyor. Bunu yüksek yaparsanız böyle ev bayağı aydınlanıyor. Şöyle kullanalım bunu. Karlı ortamda böyle yine gölge olayını koyalım. Böyle iyi. Vallahi inanılmaz güzel. Efe kolayı böyle alev, böyle alev. Bunu da ayarlıyorsun. Bu iyi, fena değil. Yeşillik nasıl olsun diye onun ayarı var. Böyle iyi abi. Görüş uzaklığı çok uzak. Gerek yok abi bu kadara. Yüksek olsun, orta. Orta iyi. Keskinleştirme ne işe yarıyor? Ha, renkleri koyulaştırıp açıyor. Açık kalsın. Şu neymiş? Ha, bu görüntüyü bozuyor. Ona gerek yok. Hareket izi. Açık. Bunu hiç ellemeyeyim abi. Bu görüntü ayarları ile ilgili. Şimdi uygula diyorum. Ayarları kaydet diyorum. Bu kaydet de buluta yükle gibi bir şey anladığım kadarıyla. Şimdi bir daha bir açalım. Antrenman. Yapay zeka antrenmanı açalım. Yoksa direkt maça geçirtmesi lazım beni, ama eğitim görevlerini tamamla diyor. Daha biz birdeyiz abi. Antrenman. Şu yapay zeka maçı açalım bir tane de, ona bakalım neymiş. Onu da görelim. Karakterler böyle gerçekçi bayağı. Dediğim gibi lobi falan şahane yani. Bakar mısın gerçekçiliğe? Yani 5'te 2, 5'te 1, 10'da 2 veriyorum PUBG Mobile'a göre. Şu efektler, görüntü gerçekçiliği yani inanılmaz iyi. Ama 50 GB'a yakın yer kaplıyor abi bilgisayarda, onu söyleyeyim. İyi bir, yani yüksek GB'da hard diske ihtiyacınız var. Yine ekran kartı, çok yüksek ekran kartı istiyor, onu söyleyeyim. Yani bir GeForce falan ya da belki Radeon mesela, ama 5200. Dur ona bir daha vuralım ya. Çok güzeldi o. Nereye? Gel bakayım buraya. Çak bakayım şuna bir tane. Bak toz çıkıyor. Ben açık konuşmak gerekirse oyunu çok beğendim. Yani oynarım. Arada oynarım. Ama oynamasının çok zor olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi seçenek olarak biz bir daha burada alta mı basıyoruz bakalım? Aynen. Buradan uçağa koyuyorsun. Alta basıyorsun. Evet. Şuraya işaret koydum. Bir tane de buraya koydum. Bitti. Atladım abi. Şimdi bakalım haritada gözüküyor mu? Gözüküyor. Şu tarafa git. Burası deniz. Nereye gidiyorsun? Denize girecektik. Yalınayaz. Daha elbisemiz yok, paramız yok. Paraşütü biraz alçalınca açacağım. Çünkü paraşüt olayı çok hoş, zor. Paraşütü açmazsan düşer ölür müsün? Bence %100 ölürsün yani. %100 ölürsün çünkü bu kadar gerçekçi bir oyunda paraşütü de sen açtığın için açmazsan ölürsün. Bak abi, hafif bir sağa tıklıyorum. Anında manevra alıyor. Bak bak. Gerçek gibi. Hoppa. Şöyle basılı tuttuğunda da böyle döne döne inersin. Bak hızlı iniyormuş. Güzel. Bunu sevdim. Ama canım gidebilir. Aynen, hiç riske girme. Bakar mısın gerçekçiliğe? Yükseklik de gördüğünüz kadar arkadaşlar. Yani evet, burada biri var abi. Hemen şuraya gir. Hemen silahımı. Adam var, beni görmedi, saklanayım mı? Heh, onu... Evet, o beni görmedi abi, dur burada. Dur burada, oyun başlamadan bitmesin. Oyun alanını, işaretli oyun alanını ilerle diyor. İlerleyeceğim de... Abi silahım yok, nasıl ilerleyeyim ya? Öldük. Vallahi çok zor abi. Net söylüyorum, dehşet zor yani. İlerlememiz lazım. Yani bu antrenman görevlerini falan hepsini tamamlıyorsun. Oyun çok zor olduğu için söylüyorum. Şimdi temel antrenman burada oluyor. Yapay zeka burada. Antrenman da bu alanda oluyor. Hepsi dev gibi. Yapay zekayı bir denemek istedik. Anında öldük. Temel antrenman en başta yaptığımızdı. Antrenman da bu. Ama biz önce bunu oynamak zorundayız. Bunu oynamadan antrenman açılmıyor, anladınız mı? Toplam 5 kişiyi öldürmemiz gerekiyormuş. 2000 metre araç sürmemiz gerekiyormuş. Bunlar antrenmanın tamamlamamız için gereken şeyler. Çorba parası için de yine bir kişi mi öldürmemiz gerekiyor ne? Kaydet diyelim. Başla diyelim. Bak bu tipler de çok güzel mesela, değişik. Tam sirk tipleri. Lobide elma atma yok. Kartopu atma yok. Normal lobi. Silah yok, hepsinden güzeli. Burada silah elinde başladığı için PUBG Mobile'de gereksiz bir gürültü oluyor. Şu topu yakalayalım. Dur şu topu bulayım ben. Biraz top oynayalım maç başlayana kadar. Top nerede? Topa vurmuşlar abi. Top gitmiş. Top nerede? Abi topu gördün mü? Buna yani bir kayma, ne bileyim, koşarken şöyle yan yatma ya da yatay böyle kayma gibi bir tuş eklense mouse'un sağ tuşuyla çok hoş olur yani. Ya da mouse'un orta tuşuyla olabilir. Bu şekilde PUBG Mobile'den bir farkı yok gördüğünüz gibi. Ben şimdi tekrar işaretleme yapacağım. Uçak burada. Daha uçağı göremedik. Alta basılı tutuyoruz. İneceğimiz yeri işaretliyoruz. Uçak geldi. Uçağı işaretliyoruz. Bu şekilde atlayacağımız yeri işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Alta basılı tutuyoruz. Mouse'un sağ tuşuyla işaret atıyoruz. Oradaki işareti çekiyoruz. Tekrar gideceğimiz yere işaretliyoruz. Sağ tıklıyoruz. İki nokta arasında atlayacağımız yeri belirliyoruz. Sonra yine F tuşuna basarak atlıyoruz. Evet, şurada bir yerde benim gideceğim yer. Şu an bu beyaz noktadan çıkamıyorum. İşaretlediğim yer değil burası ama olsun. Paraşütü açmazsam ölür müyüm? Evet, paraşütü açmazsanız da kendisi son anda açıyormuş. Onu da gördük. Biraz geç açayım dedim paraşütü. Ben açana kadar kendisi açtı. Ağaçlara takılıyor muyuz? Yok, takılmıyorsunuz. Güzel. Yani ağaçlara takılma yapmamışlar. Eğlenceli, güzel bir oyun olmuş yani. Bence şahane ötesi. İyi ki de kurmuşuz. Arabalar bu şekilde. Yine arabalara büyük ihtimal F ile falan biniyorsundur diye düşünüyorum. Otomatik koşma, yürüme, zıplama. Bunlar gene tuşları sağda gösteriyor bize yeni olduğumuz için. Önce bir silah alalım abi. Ne olur ne olmaz. Demek ki gibi oyunun başında ölmeyelim. Yine zıplama tuşu, space tuşuyla zıplıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Burada afişler mafişler var. Burada ne var? Şarjör verdi bir tane. Dandik bir silah ama olsun, hiç yoktan iyidir, alalım. Çıktık. Kapılar mapılar ne kadar gerçekçi görüyorsunuz. Evler. Ama nedense çok harabe. Bir seviye. Çantayı da aldım. Dediğim gibi şarjörü kendiniz doldurmanız gerekiyor. Kurşun aldık. Silah otomatik doldu. Öyle bir şey yok. Silah boş alıyorsunuz. Kurşunu bulduktan sonra silah dolduruyorsunuz abi. Ben deminki gibi yapacağım. Ne bulursam alacağım. Kullanabildiğimi kullanacağım. Kullanamadığımı atacağım abi. Eve görüntüsüne falan bayıldım. Bak geri geliyor. Yok. Gitti. Uzak nokta. Çok panik yapmıyorum onun için. Yani silah sesinin geldiği yer uzak. Öyle düşünüyorum. Gene bir seviye çanta. Yelek var. Bu ne? Aldım onu da. Bu neymiş? Sırt çantasını değiştir. Gerek yok. Aynısı zaten. Bir seviye. Tabanca. Güzel. Kask alalım. Bunların hepsi bir seviye arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani öyle direkt şansımız yok ki 3 seviye bulalım. Az ileride bir çatışma sesini duyuyorsunuz zaten. Şu rengi biraz açmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü evdeki aksesuarları yerde görmekte zorlanıyorum. Bak. F tuşu çıkıyor, gösteriyor size. Hani burada bir şey var diyor ama. Bu ne? Gene bir seviye yelek. Güzel silah geldi. Hemen kurşun alalım. Değiştir silah. Wow! Enerji içeceğini de alalım. Evet, silah sesleri yaklaştığı için çöktüm. Şu an çok yaklaştı silah sesleri. Gene bir seviye yelek. Bu şansımız bizim ya. Bu da bir seviye çanta. Bunu alalım. M416 gelirse alırız. Şu silahı değiştirelim abi. Ya da hiç değiştirmeyeyim ya. Bu silahla oynayacağım. Bu dandik bir silah. Evet, şimdi şu olaya bir girelim abi. Bakın şuradan geliyor. Evet, nişangahı yapamamışız bu arada. Basıyorum ama açılmıyor. Evet, nişangahı yanlış olmuş şu anda. Sağ tuşla nişangahı aç dedim, açmadı. Şurada durup ayarlayabilir miyim? Şurada durayım abi. Köprüye gideceğim de oho. Köprüye gidersem harita düzelir diye düşünüyorum şu an. Şu an çok yanlış gidiyoruz ya. Ta buraya gitmemiz lazım bakın. Köprüden geçip şuraya geçeceğim. Şuraya geleceğim. Onun için böyle gidiyorum. Köprü de şurada. Biraz kulağımızı açıkçası tersten kaşıdık. Ama olsun, öğreniyoruz yani şu anda. Şuradan geçeceğim. Ondan sonra oyuna kaldığım yerden devam edeceğim. Köprüde geçiş yok. Allah Allah. Öteki köprüye mi gideceğim? Ta adanın etrafını dolaştırdı bana ya. Mecburen dolaştık. Keşke araba alaydık. Bir arabayı da deneyeceğim. Onu da göstereceğim size. Araba nasıl kullanılıyor, nasıl biliniyor. Onu da görmüş olacağız. Mini harita neymiş bu arada? Şöyle. Bir daha basınca neye büyüyor? Büyük harita zaten M abicim. Her zaman olduğu gibi. Şurada ne var? Bisiklet var. Şu bisikleti bir deneyelim ya. Şu bisikleti nasıl deneyeceğiz? Dağ bisikletini kullan diyeyim. Eşya kullanımı engellendi. Neden? Çünkü ayakkabım yok değil mi? Evet, bisikleti ayakkabısız kullanamıyoruz. Onu anladık. Şurada bir araç görüyorum. Burada ne var? Hiçbir işime yaramaz bunlar. Ha, bu yarar. Sis bombasını alalım. Bu enerjiyi de alalım. Bak çantada yer yok. Bu ne? Alana yakalandık gördüğünüz gibi. Abi alandan anında çıkmam lazım. Bakar mısın alan nasıl vuruyor? Koş koş koş. Vallahi alana öleceğim söyleyeyim. Keşke araba alsaydık ya. Suya atla diyor ya. İşaretli alana ilerle diyor. İlerliyorum da kardeşim nereden ilerleyeceğim? Bir suya atlayayım mı? Ölürüm diye düşünüyorum. Ki ölürüm yani. Şöyle gideyim. Vallahi alana öleceğiz ya. Bak köprü ta nerede ulan? Köprüye gidecektik, yanlış geldik. Bak aşağı düşeceksin çocuğum. Aşağı düşme. Yetişemem biliyorum ama deneyeceğim. Bırak 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 silah, koş. Koş 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 koş. Hayatta yetişemez ya. O kadar söyledim ama yine de alana yakalandık abi. Harbiden yakalandık yani. Şu arabaya binebilirsem olay bitecek de. Arabaya yetişmek lazım. Yetişirim ya. Şimdi hemen sağlık kullanacağım. Bin şuraya. İn ulan. Sağ tarafa nasıl geçeceğiz? Dur. Bir şundan kullanalım abi. Yolcu koltuğuna oturduk ya. Hızlı hızlı hızlı. Bir de enerji içeyim. Tamam. Şimdi arabada sağa nasıl geçeceğiz abi? Arabada sağa geçemedim. Heh, geçtim. Yetişir miyim? Arabayı kullanmak da çok zor bu arada. Yandan gösteriyor arabayı. Yetişiriz ya. Oo, çok zor. Arabayı kullanmak dehşet zor. Yetiştim, yetiştim. Ölmeyeceğim ya. Alana ölmeyeceğim yani. Çıktık ya. O ikinci alan geldi. İkinci alan geldi. Çabuk 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 çabuk. Kurtardım, kurtardım. Ağaca çarpma. Aynen. Abi. Araç kullanmak inanılmaz zevkli ama çok zor. Şu alanı bir sağlamlaştırayım. Sonra deneyeceğim başka. Birileri ateş ediyor bu arada. Abi araba kayıyor. Drift yapıyor şu anda. Aracı çok kontrollü kullanmanız gerekiyor. Bak burada da birileri var. Çok kontrollü kullanmanız gerekiyor. Alana bir gireyim abi. Ondan sonra çalmasın. Bak, o herkeste de maşallah silahlar 10 numara. Yavaş. Baba nasıl kayıyor? Ortalayalım şöyle alanı. Dur şurada. Dur. Evet, 3'e bas diyor. Basıyorum, olmuyor. Mouse'la yapıyorum ben de. Eğilelim abi. Bir fullleyelim. Bakalım canımız fullenecek mi? Evet, bandaj kullanamıyoruz artık. Silah eline al canım. Burada bir çatışma var. Araba burada kalsın şimdilik. Bir bakalım haritada. Şuradayız. Dur. Alta bas. Şöyle gitmem lazım. Yukarıda birileri var. Yalnız hiç adamlarla karşılaşmadan şu anda son 22'ye kaldık yani. Şu nişangahı da yapamadık. Ona da bakacağım. Burada da bir araba var. Soldan geliyor sesler. Bayağı çatışma var orada. Şöyle şu tarafa bir geçeyim abi. Geçebiliyoruz mu buradan? Geçebiliyoruz. Zor geçiyoruz ama geçiyoruz. Şurada da birileri var. Duydum çünkü. Aynen. Tam solda ses. Henüz kimse beni görmedi. tam önümde kaldı şu anda. Bir tane önümde, bir tane arkamda. Çözeceğim. Ve bir seviye sırt çantası var. Şurada bir yerde bu adam. Aynen. Şimdi nişangahım açılmıyor. Biraz daha yaklaşalım. Şöyle yakınına gidip vurmaya çalışacağım. Yani başka çarem kalmadı. İnşallah şeyi vardır, loot'u. Bakalım. Ne var? Çantasını da al. Şimdi büyük ihtimal şeyi kullanabiliriz. Evet, bayağı havalı oldum. Bisikleti kullanabiliriz diye düşünüyorum ama şu an burada denemeyelim. Burası biraz sıkıntılı. Dürbün olayını bozduk. Şu an açamıyorum. Onu bir deneyeceğim şimdi birazdan. Nasıl deneyebiliriz? Şurada deneyelim. Şunu açık yapalım abi. Şimdi burada değil. Tuş ayarlarına bakalım. Evet, burada da değil. Vay arkadaş, ne kadar kontrol olayı var. Yüzmeceymiş bu arada. Bunlar da emojiler herhalde. Şimdi şuralarda bir yerde olması lazımdı ya. Yürüme, koşma, eğilme, atlama. Perspektif V'ymiş. Nişan şu. Aynen. Uygula dedik. Geldik abi. Aynen. Nişan bu şekilde. İki kere hızlı sağa basınca dürbüne geçiyor. Öteki türlü geçmiyor abi. Oyun alanı daralacak. Şurayı işaretleyeceğim. M'ye bastım. Şurayı işaretledim. Şurayı işaretledim. Şimdi şu yolu takip etmem lazım. Hızlı bir şekilde şuradan gideyim. Beni görmesinler. Aa bak, burada iyi bir silah var. İki tane aynı silahımız var. Şu M416'yı alalım. Evet, yedik onu. Güzel. Koş. Çantada yer yok. Şu alandan bir kurtulmamız lazım. Buradan hayatta geçemeyiz. Gene canım gitti. Gene alana yakalandık. Arabayı da uzağa bıraktım ya. Bu sefer yetişemeyeceğim galiba diye düşünüyorum. İlerlemeye çalışıyoruz. Arkamda biri var. Öleceğiz abi büyük ihtimal. Alana öleceğiz. Aynen. Çok zor. Oyun çok zor ama inanılmaz gerçekçi, inanılmaz eğlenceli. Aşağı yukarı oyunun her şeyini size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Araç sürme, nişan alma, ayarlar, müzik sesleri falan zaten hepsi Türkçe olduğu için çok kolay ayarlaması. Onun dışında kontrol ayarları standart geliyor zaten. WASD bildiğiniz üzere. Bence harika bir oyun. Ben bunu arada oynarım diye düşünüyorum. Yine bunda da plus var. Yükselt dediğinizde $13'mış toplam fiyatı, yükseltme fiyatı. Tabii biz şu an bunu açmayacağız. Bence eğlenceli, güzel bir oyun. Denemenizde fayda var ama çok zor. Yani bu da aslında iyi bir şey. Neden derseniz bence yani çocukların oynayabileceği bir oyun değil. Yani burada yetişkinlerle oynayabilirsiniz. Silah skinleri falan da çok güzel. Bayağı süslü püslü böyle. Bakar mısın şuna ya? Valorant gibi yapmışlar. Silahlara böyle inanılmaz süslemeler gelmiş. İnanılmaz yani, bakar mısın? Silahlar aşağı yukarı aynı, olmayan farklı silahlar da var. Yani mobilde göremeyeceğiniz, mesela bu silahı ben mobilde hiç görmedim. Bu silahı mobilde hiç görmedim. Klasik var ama bu şekilde skinli yok yani. Bu var zaten. Eskiden drop'tan çıkıyordu. Yine böyle çok değişik süslü püslü böyle size para harcatacak şeyler var yani. Deli gibi para harcarsınız buraya. Çok güzel abi, şuraya bak ya. Dehşet ötesi ya. Bilmiyorum. Çok beğendim. Şahane ötesi ya. Şahane ötesi yani. Burada gene normal, dereceli, R-Site, antrenman ve özel olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz var. Bu PUBG'de paralı, burada bedava olma ihtimali var. Bir de böyle dükkandan oyun kartları çıkıyor size. Aç dedim ben. Bu oyun kartlarını açtığınız zaman da böyle kıyafetler alabiliyorsunuz. Mesela şunu alabiliyorsunuz. 740 G puanı lazımmış. Şu an bizde yok. Bizde yok. Biz fakiriz. Dehşet güzel. Burada gene haberler sayfası var. Biz ücretsiz oynuyoruz. Ama görsellik, gerçekçilik şahane. Yine buradan sosyal medyadan da paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Facebook, Discord, YouTube falan filan diye açıp ekleyebilirsiniz. Biz açmayacağız tabii ki. Gerek yok. Buradan da canlı yayın yapabiliyorsunuz. Direkt Facebook'tan otomatik açıp, yani bir daha yayına gir, yayını başlat değil, direkt yayını başlat dediğinizde buradan da Facebook şifrenizi giriyorsunuz, e-postanızı girip giriş yaptığınızda direkt hangi Facebook sayfanızda istiyorsanız o oyun sayfasında direkt oynayabiliyorsunuz. Bence şahane, şahane ötesi hatta. Tabii biz şu an bunu yapmayacağız, kapatalım. Oynanır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerleyen dönemde inşallah PUBG PC'yi de sizlerle paylaşacağız. Sadece mobile değil, PUBG PC'yi de sizlerle oynamayı düşünüyoruz. Umarım bu konuda bize sizlerde ne yaparsınız? Yardımcı olursunuz. Benim isim olarak Risus Volkan. Profili hiç ellemedim daha. bunları yapacağız. Bir oyuna bakalım istedim önce. Daha hiçbir şey kazanamadığımız için hiçbir şey yok yani. Madalyamız yok, çartımız yok, galibiyetimiz yok, hiçbir şeyimiz yok yani. Daha maç da atamadık çünkü başlamadı. 15. sezon oynanıyormuş bu arada. Biz daha dereceliği normali açacağız da dereceliğe geçeceğiz de yani uzun iş. Ama oynamanızda, bir bakmanızda fayda var. Dediğim gibi bu oyunu çocukların oynama ihtimali bence zor. Çok zor yani. Çok zor yani. Çok çok zor. Bunların hepsini tamamladığınız zaman şu anda ben 10'da 8'deyim. Büyük ihtimal normal oyunları verecek. Ondan sonra antrenmana geçeceğim. Antrenmanda da bir prova yapacağız. Prova yaptıktan sonra da normal oyuna geçeceğiz. İnsanlarla oynama şansına sahip olacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı, takip etmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bir başka oyun ve eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.